İyi akşamlar değerli seyirciler. Türkmen Stüdyosu'ndan herkese sevgiler, saygılar. Ünlü Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere her hafta biz farklı hastalıklardan bahsediyoruz ve farklı bir doktor misafirimiz bizlerle birlikte oluyor. Bildiğiniz gibi sizin sağlığınız bizim için çok önemlidir ve sizinle birlikte bazı yeni bilgiler öğreniyoruz ve hastalıkların tedavisi olsun, bazı şeylerde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir gün konumuz aslında çok güzel ve çok özel. Çünkü bizim bildiğimiz üzere insanın gülüşü ve aynı zamanda onun yani normalde bizim dış görünüş çok önemli bizim için. O yüzden dişlerden zaten başlıyor. İnsanın vücudundaki en önemli noktalardan biri dişler. O yüzden bir gün konumuz diş hastalıkları ve diş estetiği olacaktır. Bildiğiniz üzere son zamanlarda çok ilgi olmaya başladı bu konu. O yüzden bir gün sizlerle bu konunu çok yakından takip etmeye çalışacağız. Bir gün bizimle bu konuda uzman olan değerli doktorumuz Selamet Hicran bizlerle birlikte. Hoş geldiniz doktor. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kendisi zaten uzman bu konuda. Diş hastalıklar uzmanı ve estetiklik tabii ki de onunla da bir uzmanlık var sizlerde bildiğiniz üzere. Tamam. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Katıldığınız için bizlerle birlikte. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bir gün sizi önemli olduğumuz için. İnşallah bu görüşmede bir gün bir milletimize bir faydalı olur. Yani diş bakımından her ne suallar var ise inşallah bir gün hazır abiz. Tabii çok güzel konuştunuz. Aslında sayın seyircilerimize hatırlatmak isterdik. Bugünkü programa katılıp sorular bu soru biz siz aşağıdaki numaralardan bizi arayıp bütün sorular bu soru biz siz. Bugünkü konumuz diş hastalıklarıydı. İsterdik o şekilde soru sorarsınız. Doktorumuz size yardımcı olacaktı inşallah. Hemen sıcak sıcağına bakmak isterim doktor bey. Bildiğiniz üzere diş konusunda konuştuğumuz zaman aslında bir sürü konular vardı. Her bölüm de farklıydı. Biz bir gün çok insanların böyle dikkat ettiği son zamanlarda tecmili konusu yani bizim estetik dediğimiz. O konuda çok böyle insanlar başladı sıcak bakmaya. Öncelikle biz bu diş konusunun yani dediğimiz zaman estetik ne demekti? Diş doktoru estetik nasıl yapacaktı? Doktor bey, yani estetik demek bugün bizim bugünlerimizde yani çok alım dediğiniz kimin yani bahsediyor, yapıyor bunları. Bunlar zaten yani bizim bu günler çünkü yani insan kendi bakımına çok önemli oldu. Estetik demek çok yani şeyler var, bölümler var. Mesela bu dediğimiz laminate veneer demek, bu Hollywood ibtisaması şey de diyorlar. Ortodonti deme, diş düzlemesi, hatta yani diş dolusuna kadar estetik girdi şu anda. Yani eskisi gibi değil mesela şu platin yoksa bu. Bir de ekmek de evet, olabilir. Tabii ki yani diş hani otuzluğumuz zaman dişleri ekmeğin de bir estetik bölümü var. Çünkü onun üzerine şeyler geldiği, diş yapıldığı ekmeğe üzerine onun da estetik bir bakımı var. Bakımı vardı tabii ki de. Biz orada biz başladığımız zaman bir şey çok güzel söyledi. Lamina dediğimiz ya da bizim Hollywood gülüşü dediğimiz ya da ibtisaması insanların bildiği üzere. Bunu çok insanlar merak eder. Hemen bununla başlamak isterim. Çok sorular geldi bize zaten sosyal medyadan yani bu konuda. Bu konunun çok insan bunun yani iyi olmadığını, bazı insanlar da iyi olduğunu, işte sosyal medyada her zaman tartışma vardı. Bir grup onu destekler, bir grup da diğer türlü destekler. Onu sizden duymak isterim. Bunun ne olduğunu öncelikle bilmek isterim sizden. Yani dediğiniz gibi yani bazı alam onun karşısında durur, bazı alam onun da oldu. Ama her şey yani ben her zaman hastalarıma da diyorum. Her zaman bir şey iyi yapıldı, iyi gider. Yanlış yapıldı, yanlış gider. Yani bir ilmi şekilde, bir güzel bir şekilde yapılsa, hastanın birinci hastanın şeyini aramak yani hani en iyisi hasta için ne olacak ona arasak tabii güzel bir şey çıkar. Estetik laminate veneer demek. Tamam adları çoktu. Hollywood smile, laminate veneer, lomineer. Hepsi bunlar yani adları diş bayaşlı. Evet. Yani, dişin güzelletmesidir. Biz bunda mesela yani hasta geldi mesela ök dişlerinde çok dolgular var, sarışılık var. Yani bir güzel bir şekilde değil. Onda mesela doktor bahsettiğinden sonra, göründüğünden sonra karar verdiği zaman mesela bu dişler laminat ister ya istemez onda hasta edecek. Bu dişleri mesela güzelletmezler. Yani özne tam olarak bunu çok merak ediyor insanlar. Nasıl yapılır? Bu nece beyazlaştırır? Yeni bir kalıp mı takılır dişlere acaba? Bunu çok merak ediyorlar. Çok güzel bir sualdı. Şu anda şey adı porselen demektir. Porselen. Bir ince çok ince bir tabaka bir porselendi. O porselen bizim dişin üzerine yapışacak. Çok bir ince bir şekildeydi. Çok ince. Yani
0.3 ila 0.5 milimetre bu şeydedir. Onun o dişlerin üzerine yapışır, bir güzel şekil verir dişlere. Tabii bunun da çünkü yani millet o hasta yani rağbet ediyor buna. Çünkü alması dişten çok azdır. Yani dişin şeyine mekayet olma hatakallık. Tabii bu olduğu zaman dişe mekayet oldu, güzel oldu. Ya bu olduğu zaman o dişlerde hiçbir şekilde bir sorun, sıkıntı yaşanmaz. Mesela iltihaplanma olması, diğer türlü diş fırçalamasından mesela nece fırçalacaktı? Bu dişinde başka bir yani bir engel vardı, bizim bir haciz vardı dediğimiz. O zaman ki bunu fırçalamak zor olacaktı. O asıl dişimizi içindeki mesela diş etler de sıkıntı çekecekti. Bunu da merak ediyorum sizlerle. Yani çok güzel sualdır. Yani bunu hastalar anlaması lazım. Yani şu anda bu güzelletme, bu ptizamatol, bu laminit yaptığı zaman gerekir indication olsun, yoksa yani bir şeyi var, yani gerek var bu gerekçi var bu şey yapması. Bizim halet dedim. Halet demek. Evet, bir halet. Özel bir durumdu. Bu. Yani bunun şey yapması, yani hiçten mesela bir insanın dişi dümdüz bir şey değil. Yani gerek yoktur onu yapmaz. Zaten de bunu yani demek istedim. İnsanlarımız yani çok böyle ticari hani reklamlara çok aldanmasınlar. Yani hani dişlerinizi gelin güzel yapın, laminat yapın benimle. İnsanın kendi dişi kimin şey olmayacak. Ama yani bu bir yanlış bir şey olduğu zaman dişlerimizde. Özel durumlarda. Evet, özel durumlarda. Bunu aslında bir hastalıklar için yapıldı yani. Böyle normal kolay bir şekilde değil yani. Herkes yapmak istediği zaman. Tabii yani biz. Tabii bir telefon bağlantımız da vardı. Pardon, ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Tamam. Alo. Alo, iyi akşamlar doktor bey. İyi akşamlar. Zahmetsiz doktora bir sorum var idi. Tabii buyurun, sorabilirsiniz, zaten size eşdiri. Merhaba doktor bey. Merhaba. Zahmetsiz oğlum 12 yaşındaydı. Yukarı dişleri biraz ögdedi. İndiye kadar da bazı dişleri düşürüyor. Dişlerinde yani sorun var. İstirem bu tel şeyin takvim koyayım öz için. Ne vakıda kadar yani edebilirim, yaşı uygun o, ne zaman oğlu yani tel koyayım öz için, takvim olsun yani güzel olsun dişi yukarıdan. Çünkü indiye kadar ha dişleri bazı yani düşürüyor, bazı incidir özünü. Hele yani dişleri acaba çıkar yerine bu düştüklerini. Cevap alasın inşallah. Çok teşekkürler katıldığınız için. Program devamında cevap alasınız. Güzel bir soru geldi. Evet. Şu anda takvimin bir ömrü yoktu. Ben. Yani bunu bazı alem gelmeyen büyük ömürde dedi takvim olmaz. Takvim bir ömrü yoktu. Her zaman yani biz dişinin şeyin nesinde, düzen nesinde bir problem gördük. Onda takvim yapabiliriz. Ama yani mufazzala şeyden sonra olsun. Yani hani daimi dişler çıkandan sonra. Ondan sonra çıkandan sonra daha iyi olur. Tamam, bunlar da x-ray alınır, eşyalar alınır. Doktor karar verdi o zaman. Bu dişler düştü, o dişler tekrardan çıkacak mı diye sordu. Yani onun yaşını da söyledi. Evet zaten. yaşını 13 yaşına kadar bizim şeyler dişler düşer. Yerine yeni dişler çıkmasındadır. Ama ona yani doktor müracaat bir eşya almasın lazım. Bu içeride yani var mı yok mu daimi dişler düşüp düşmeyip. Çünkü bizde her dişin düşmesi, çıkması bir ömür var. Başlar ilk çocuk yani 2-2,5 yaşında olduğu zaman başlar diğer lebeni dişler, o süt dişleri çıkar. Ondan sonra 6 ile 7 yaşına yetiştiği zaman bu süt dişleri hepsi düşer. Başlar permanent dişler çıkmaya. Onlar 13 yaşına kadar düşer. Daimi yoksa permanent dişleri çıkmaz. Onda yani ömrün hangi diş, hangi ömürde onu yani doktora müracaat lazımdır. Önemli bir şey ki biz burada laminattan konuştuğumuz zaman bir yeni bir sorular geldi. Onu da konuşacağız tekrardan zaten. Tabii. Biz her zaman soruları açığız. Sayın seyircilerimize sorabilir bize her zaman. Biz laminattaydık zaten. Hı hı. Yine o diş etlerinden bahsedirdik. O zaman ki diş fırçasını kullanmakta sıkıntı çekmekte ya da herhangi bir sorun yaşayacaktı o dişlerde yani yeni bir diş gibi düşünün. Bir engel oldu. Bir haciz oldu dişlerin arasında. O zaman ki normal hayatına normal devam edebilir, yemek yediği zaman bir sıkıntı çekebilir, yeni bir şeyler fark edebilir. Şu anda yani bu laminat yapıldığı zaman, dediğim gibi iyi yapıldığı zaman
kendi dişi gibi olur. Yani bir sıkıntı olmayacak. Yani biz laminat dediğimiz zaman olmayacaktır bir hani duvar gibi bir şey dişler oyunda. Çünkü tek tek olacak. Her dişin üzerinde bir tane bir laminat olur. Bir de şeyi çok ince. Yani kalınlığı çok ince. O yani bir profesyonel bir şekilde yapıldığı zaman hiçbir sorunu yoktu. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Kendi hayatını normal bakabilir. Fırçalamasını, iplik vurmasını lazımdır. Ama dedemiz gerek profesyonel bir şekilde yapılsın. Ki bu dedemiz gibi leffeye yoksa ete yoksa dişe bir zarar yapmasın. Yani. İyi yapıldığı zaman hiçbir zararı yoktu. Leffe yani sıkılmasa hiçbir zaman bir problem yapmayacaktır. Diş beyazlaştırma konusunda birkaç tane yöntem vardı bildiğimiz üzere. O yöntemlerden bize bahsedeceğiz biraz. Tamam. Tabii yani bazı hastalarımız diş beyazlatma konusunda biraz yanlış anlama var. Yani hani hasta geldi söyler diğer beyaz yaptığım zaman bitti dişlerim beyaz kalır. Yok, beyazlama yani bir vakti var. Ondan sonra biraz dönecektir dişlerin rengi. Beyazlatmada tam bölümler var. Ofis beyazlatma, ofis bleaching. Home bleaching, ili huwa evdaki. Tabii ki yani bir hepsinden daha iyisi doktor yanında yaptığı zaman ile ofis bleaching, ondan sonra doktor özünün şeyine göre, ettiği bleaching'e göre verir özüne home bleaching, o daha iyi bir güzel. Çok pardon, lafı unutmam, bir telefon altımız var, ondan sonra devam edecek. Alo. 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 Bəli, buyurun, canlı yayındasınız. Soruz alabilir. Alo, doktor. Bəli, buyurun. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Bəli, buyurun, soruyu sorabilirsiniz. Dedim, benim ağzımda diş kalmayıp, altın üstün. Doktora diyeceğim. Bəli, eşdirsiniz. Mende rabu var. Rabu var dedi. Doktor diyeceğim, diyeceğim bana diş yetmeler mi? Bile senin rabu var. Tamam. Tamam, cevap alasın inşallah. Sağ olun katıldığınız için. Astım hastalığı bizim rabu dediğimiz hanımefendi de vardı. Ondan dolayı bir doktorlar müdahale edebilirler. Bunun konuda ne düşüneceğiz? Yani şu ablamız dediği gibi yani ağzında diş kalmayıptır. Bunun yani birkaç ilacı var. Yani belki de bu çabalayan takımlar yapabilir. Belki de şey yapabilir, implant yapabilir. Implant yaptığı zaman implanta biz bir yani bir tahliller yollarız. Ona göre uygun da uygun yani, değil. İmplant bizim yani zera diş zera dediğimiz evet, ya da ekme. Ekme. Diş ekme, o zera ekme. Implantation dediğimiz. O zaman ki bunu yapmakta önce bir tahliller gider. Hastanın sağlığına bakarız. Hastanın bir sağlık durumu normal müsaade edirse o zaman yaparız. Diğer türlü takım vardı. Hazırdı. Onu yaptığımız zaman normal bir şekilde takabilir. Onda bir sıkıntı yok. Yani onu hastanın rağbatına kalır. Bu yani. Astım konusu. Astım konusu onu kalır yani böyle bir direkt bir şey yoktu. Yoktu. Yoktur yok. Ama yanlış yani biz tavsiye ederiz. Yok bir o zaman buradan biz seyircimize duyurmak isteriz. Yani astım ya da rabunun bir sıkıntısı yoktu dişten. Yok. Ama tavsiye ederim. Başka hastalıkları bir de bazı ilaçların yani bir eczacı olarak bazı ilaçların dişe direkt sıkıntısı olabilir. Yani mesela aspirin kullanan bizim amcalarımız, ablalarımız. O zamanki sıkıntı olabilir. Yani kan konusunda ya da işte diğer türlü konularda bazı ilaçlar etkisi olabilir. Ama astım hastalığı bizim rabu dediğimizin bunun etkisi yoktu. İnşallah doktor bey de size yardımcı olacaktı. Geldiğiniz zaman bu rabu konusu ya da bizim astım dediğimiz bir sıkıntısı yoktu. Bir sıkıntısı yoktu ama biz tavsiye ederiz. Şey her zaman cihaz, astma cihazı kendisiyle olsun. Bel, zaten burada bir şey vardı. Biz de bunu konuşmak isteriz. Astım spreyleri diyelim o zaman. Burada kullandıkları spreyleri kullandıktan sonra ağız çırkalamak çok önemlidir. Bu çok önemli bir konudur. Ya da bir gargara yapmakta fayda vardır. Çünkü bu ağızdaki bütün sıkıntılar o ilacın maddesinden olabilir. Dişe çok ciddi zarar verir. Bir de ağzın
etine çok ciddi zararlar verebilecek bir şeydi. O yüzden her zaman biz söylerdik hastalarımıza, o astım spreyini kullandıktan sonra bir gargara yapmakta fayda vardı. Aynen. Gargara demişken bir sorumuz geldi. Gargara konusunda son zamanlarda sosyal medyada çok ciddi bir akım olmaya başladı. Her doktor işte Amerika'dan, işte diğer ülkelerden bu gargara kullanmayın. Diş gargarası çok yanlış bir şeydi, kullanmayın. İşte alkol içinde ağızdaki mikroplar, faydalı mikropları öldürüp ondan sonra sizi uzak tuz kaldırabilir. Yani direkt bu konuda konuşalım. Sizde hipertansiyon yapabilir ya da onun ciddi sıkıntılar yaşatabilir sizlere. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Doktor Bey, dediğiniz gibi yani şu anda sosyal medyada çok yani yanlış malumat, yoksa herkes çıktı biraz bir iki malumat dedi. Biz o malumanı aldığımız zaman biraz biz yani tekid olarak o yanlıştır, tamamdır. Şu anda dedikleri zaman gargara yani tesiri var, şey var. Şu ana kadar yani abhatlar şeyler bunu ispat etmiyor. Yoktu öyle şey. Yoktu öyle şey. Ve India kadar bizde yani gargara şeyler çoktu. Olmazsa olmaz bir şeydi. Anual çoktu. Yani var gargara kuhulsuzdu. Bir tesiri yapmayacak. Gargaranın da her birisinin bir şeyi var. Yani, indication var. Indication var. Doğru. O hale göre verilecek. Aslında indikasyon çok önemli. Bizim burada bazı sosyal medyada gördüğümüz şeylere inanmak da çok yanlış bir şeydi. Biz bu programın sayesinde zaten insanlara yardımcı olmaya çalışırız. Her zaman bunu konuşuruz ama belki de insanlar bizden sıkıldı bu konudan ama çok önemlidir. Ben görüyorum bazen çıkarı bir prof, ben profum yani diş doktoru, profum bir ömre gelmişim. İşte bu gargaran kullanmak yanlıştı falan. Bakalım bu telefon bağlantısında sayın seyircimiz ne düşündü? Onu da alakan. Alo. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Birim zahmet olmasa dişinden tarafı istirem. Yani dişlerim yoktu ve diş istirem. Alo, selamun aleyküm. Bale, buyurun. Ejdirik sizi. Birim, şu an doktor da ejdirik sizi. Devam edin. Buyurun abla. Bale, lafuz devam edebilirsiniz. Ha. Bale. Birim zahmet olmasa dişlerim yoktu. Mene doktor giri ma'da bulanırı. Her dişinde kalıp koyanda bana maden bulandı. Yani diş yapanda siz 3 maden bulandı. Hı. Ne dişi yapıyor onlar? Bu etiyadi dişlerden. Kalıp. Kalıp yapıyor. Kalıp. Ben. Tamam, bir sorunuz vardı değerli doktorumuz. Yok, tamam. Cevap alasız, sağ olun katıldığınız için. Bu kalbi dediğimiz zaman yani bunun yani bizde side effect o yani bazı şeyler mesela insan tahammül eder, tahammül bu etmez. Bu normal bir şeydi zaten. Normal yani. Ha, insana bağlı. Biraz tahammül etse zaten olabilir. Tam dedim ki bizim haller çoktu. Yani birisi olmasa öbürsü olacaktı. O bu dedi abla yani bir şaha bir şeydi. Yani bu takım taktığı zaman biraz madası bulanacak. O da fazla bir ağız suyu toplanmasından dolayı olabilir. Onun yani esbabı da çoktur. Evet. Ama biraz yani vakit ister alışması özne. Yani bir vakit sürsün alışması olur. Çok olabilir. Edebilmedi. Çünkü bunlarda damak olduğu için biraz yani hasta yoksa hususa yani büyük ömürde olduğu insanlar biraz hulku dar olur yoksa tahammül az olur, tahammül etmez. Bunu implant da yapabilir. Çünkü implant da damaksız olacak. Sonra kendi diş, evet. Kendi dişi gibi. Kendi dişi gibi zaten olacaktı. Onu da konuşacağız. Implant dişinin konusu çok önemli bir konudu. Biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evde beyazlaştırmaktan, ofiste beyazlaştırmadan konuşurduk. O zaman ki ofisteki, bizim ofis dediğimiz klinik. Klinik, yani, evet. Klinikteki. O geldi, yani hasta geldi, oturur. Bir saatlik, bir buçuk saatlik bir ilaç sürencisiydi. Ondan sonra belki de bir iki, üç gün biraz hassas olabilir dişleri. Ona da bir ilaçlar verir, o hassaslık az olsun. Çünkü bayaz olduğu zaman biraz dişin içinde kanatlar var, onlar açılacaktır. O ilan o hassasiyet gittiği zamana kadar ona biz bir ilaçlar verir, o az olsun şeyleri. Bizde bazı yanlış fikirler var. Mesela diğer diş bayazlatma dişimden bir parça alabilir. Yok, böyle şey yoktu. Yani, yanlıştı. Yok, yani almaz. Zaten maddeki özü yani bir şeyi dişin üzerinden almaz. Yani bizde bizim bir üçüncü bir bayazlatma var. İlihuva iç.
İç beyaz zaten. İç beyaz. Zaten iç ile dış vardı. Bir de internal ve external. Onlar da çok önemliydi. Evet. Dış dediğimiz bunlardı. Home bleaching, office bleaching, klinikte olduğu şeydi. İç bayazlatma, onu mesela bir insan uşağı için yoksa bir ömründen bir şeyde mesela bir yere dergdi yoksa bir mesela endodonti ilacı oldu, biz dediğimiz endodonti yani şey demek, asap tedavisi. Evet. Belki renkleri bozarır. Onun da bir özel bir darmanlar var. Koyulu diş içine birkaç kere iade olunur. Ondan sonra o diş normal rengine dönebilir. Zaten ki biz annelere seslenip buradan hamileyken tetrasaiklin ilacı kullandıkları zaman ki çocukların direkt dişleri hemen sarı oldu, ciddi anlamda sarı oldu. O zaman ki sıkıntı çeker, ömür boyunca bunu devam eder ki bunun ilaçları da var sizlerde umarım. Yani dediğiniz nasihat doktor çok doğrudur, çok güzeldir. Çünkü tetrasaiklin pigmentation yani pigmentasyon, sarlaşma, renkleşme, onun hiçbir ilacı yoktu kaplamadan başka. Çünkü tetrasaiklin ettiği şey diş üzerine ne bayazlatma ne bir şey yaramayacak. Bir sorumuz daha var idi, onu alacağız inşallah. Alo. Alo. Alo, bari buyurun, şu an canlı yayındasınız. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Müsaade mi olacak? Tabii buyurun, sonra biz size zaten duyuruz sizi. Doktor, ben nene karındayken annem ilacı alıp. Var. Şimdi gelirim doktor, bir o ilacı alıp kızına sağ ol dikimde leke vardı. Doğru. O leke gitmez. Doğru. Tamam. Şimdi o lekenin gitmek olur, olmaz yani. Tamam. Bilmem, ilacı var. Cevap alasın inşallah. Çok sağ olun katıldığınız için. Tam o konudan bahsederken bizi bir aradı hanımefendi. Tam bu konudan bahsederdik. Biz işte bir ilaç vardı, o da tetrasaiklin ilacıydı. Başka ilaçlar da vardı ama en önemlisi bu zaten. Direkt bir leke ya da pigmentasyon yapacaktı. O lekenin zaten dediğimiz gibi bir tek bir ilacı vardı. O da kaplama adı. Bizim Lamina ya da Hollywood dediğimiz. O şekilde kaplandığı zaman geçer, başka bir ilacı yoktu değil mi? Zaten bazen hatta lamina da yani ona yaramaz. İlla kaplanmak yani tüm kaplama. Tüm kaplama farklıdır. Lamineden farklıdır. O ismi ne tam olarak? Onu da sayın seyircilerimiz buradan duysun. O zirkonya maddesi var. O çünkü onun yani hani renk geçmesi yoktu onda. Çünkü lamina biraz ince olduğu için biraz iç diş rengi geçebilir yazıya, görünebilir. O zaman lamineden önce illaki bir bleaching yapıyorsunuzdur değil mi? Hani bir beyazlaştırma yapar. O yani şeye kalır, haleye kalır yani. Hale isterse yaparız. Duruma bağlı. Evet. Yani onun zaten da yani bazı hale gelmesen dişim bir tanesi lamina olur, bir tanesi kablama olur. Anladım. Ona göre. O zaman ki biz her dişi farklı bir şekilde yaparız. Buradan hanımefendiye seslendik ki bunun ilacı vardı. O da kablama olabilir ya da diğer türlü bozum dediğimiz gibi bir madde vardı. O maddeni kullanarak ya da normal lamina bir şekilde bizim Hollywood dediğimiz birkaç dişte olduğu zaman farklı şekilde yapılacaktı. Umarım size doktor program sayesinde yardımcı olacaktı iyi şekilde. Devam edecekti eğer doktorumuz. Biz zaten bir şeylerden bahsedirdik, çok önemliydi ki aramalar da oldu bizimle. Sağ olsun sayın seyircilerimiz bizlerle birlikte her zaman. Bir sorumuz daha geldi sayın seyircilerimizden. Çocuk dişlerinden dolayı fluorid maddesini merak edirler. Bu fluorid maddesi son zamanlarda popüler olmaya başladı sosyal medyada. Bunu yutmak şeklinde, şurup şeklinde var. Bir de normal böyle diş üzerinde kullanarak vardı. Yani macunlarda zaten vardı, o eskidendi. Bu fluorid maddesi ne kadar tehlikeli, toksik bir şeydi yoksa normal bir şeydi, kullanabilirler özüm? Yani bizim hep tıbbi bir ilaç gibi yani fazla olduğu zaman biraz toksik olabilir. Yani bizde fluoride kullanması yani suda olması lazım bizde. Maalesef şu anda devlet biraz bu şeye çok önem vermiyor. Tabii olabilir. Zaten eksiklikler vardı her zaman. Evet. Ama ona göre biz fluoride'in yani dediğiniz gibi şeyi çoktur. Yani ya şey damla diye olur, damla olur yoksa şey diye olur, diş üzerine koyulur. O işi nedir? O fluoride dişle bağlanır. O fluoride maddesi dişle bağlanır. Bizim yemek yediği zaman, uşak zaten süt içtiği zaman ana sütü yoksa bu kutu sütleri biraz şeker olduğu için içinde.
o dişe zarara olabilir. Bu şeyde bizde dişte şey olduğu için, hani kurnu olduğu korur için, dişler, evet, köşe olduğu için onun içine girebilir. Ondan sonra yiyebilir dişi. Bu fluoride geldi, durar onun üzerinde. Evet. Bu şeyler onu koruyacaktı. Koruyacaktı. Evet. Koymayacak o şeker, maddeler, bakteriye işlesin orada. Çok güzel. O zaman fluoride çok önemli bir şeydi. Peki yetişkinlerde bu konu ne demekti? Yani fluoride kullanmak normalde. Yetişkinler, yani bizim yaşlardaki insanlar. Fluoride uşak için yarar. Yani insan bir ömre yetiştiği zaman daha çok etkili olmaz. Etkili olmaz. Ama diş macunlarında olmazsa olmaz bir şey mi? Yani çok böyle, yani tesiri bir böyle bir küçük önemli bir şeydir. Yani böyle bir büyük bir şey değil. Bir soru daha geldi yine sosyal medyadan. Bizim sosyal medyada insanlar çok dikkat edirler ki son zamanlarda diş fırçalattıktan sonra ağız çalkalamak yapma dediler. Bu konunun cevabını Allah sizden, bir telefon vardı, onu bekletmeyelim ondan sonra. Tamam. Alo. Alo, bel buyurun. Alo. Alo, iştirak size, buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Doktor, zahmet olmasın, bir sualım var. Bari buyurun, sorabilse. Ben diş yaptım. Bir ahir dişte burgunu bağlayınca bağlanmadı. Aktör doktor bana daha koydu ödünü, vurdu, burnundan su aktı. Bunun halli neydi? Şimdi dişi düşüptü yoksa kalıptı? O diş, yani düşen dişi bağladı bir de? Yok, kalıptı hala. Bağlamıyor gözüm. Bağlanmadı. Bağlamıyor. Böyle böyle çok kalıptı. Yani gargalı elinden burnundan su verdi. Anladım. Neçə yaşındasın? Onda doktorumuz da soracaktı yani tabii ki de. Ha, neçə yaşındadır? Yani özü neydi burnuna girdi? Yani dişe ne yaptı? Dişe yaptı? Burgu bağladı. Burgu bağladı. Yani yeni bir diş taktırdı. Burgu demağı, yani implant demağı yoksa diş içine? Bağlantı kesildi bizde. Alo. Abi, değerli doktorumuz size bir sorusu vardı. Sizler etuz diş... Bəli, bağlantı bizimləndi. Bu sualım var, doktor, zahmet olmasın. Bəli. Yani, həlim, sıramını almayayım. Bəli, buyurun. Bir bağlantı sıxıntı vardı. Evet. Bağlantı sıxıntı vardı, anladığıma göre diş zərəyi yapıbdı. O zaman ki, diş zərəyi yaptıktan sonra o diş düşübdü. Yani bizim terimde burgu dedi, çivi şeklinde. Hı hı. Sonra gargara yaptığı zaman burundan su akırı. Çünkü düşünün ki burada bir boşluk olduğu için, böyle öz kendisi düşünün yani. Boşluk olduğu için bu burundan su akırı. Bilmiyorum daha ne kadar doğru olabilir. Yani bu sualı çok yani şey değildir. Anlamadık da yani ne kazdedir şeydi yani, hani o zerayda. Bes umuma zera ağız içine düşmez. Bir telefonumuz tekrardan bağlandı. Tam anlayakın özünden. Abi telefondan konuşsanız, televizyondan uzak olsanız sizi tam anlayacağız. Buyurun, buyurun. Bel, buyurun. Soru sorabilir sizin de. Tekrardan. Zer etuz dişsiz? Yok da diyelim, rahmet olmasa diyetim dişim yaptım. Şey oldu, bu nerede? Ayıp olmasın. Ayaçlık oldu. Fethi olduğu için de verdi. Bundan su ahırı. Gargara dedim. Ne yaptınız diş var? Zer etuz. Yani, i̇şte bunu halimler yani otili kalı belerdim biraz. Bu diş huze ne yaptınız yani siz? Bale. Zer etuz diş yoksa ne yaptınız araç oldu? Ha, zer etuz bitirdim de. Biz kalı o fethete örtüm bir mantı. Yani bunun halimler. Zer hala ağzımdadır. Ha, ağzımdadır. Tamam. Cevap alasın inşallah. Sağ olun katıldığınız için. Kusura bakmayın, bazen işte zorlanıyoruz sizi anlamakta. Çünkü telefonu aradığımız zaman lütfen telefondan konuşun, televizyondan uzaklaşın. Çünkü ses tekrarlanması bizim vaktimizden alacaktı. Sizleri de iyi şekilde anlamayabildik. Evet. Değerli yani, tamam, siz de ayık. Biraz yani sorduğu sorun yani iki dakika içinde böyle cevap vermesi canı yanında. Çünkü o aşağı ister ne yapıp zara, nereye koyup... Dişler ara çoktu. Hemen kısaca bir size özetçe konuşacağım. Dişler ara çoktu. Zera yapıptı.
Kendisi düşünün ki bir boşluk vardı, o boşluktan su buruna gelirdi. O yüzden bunu ne yapmam gerek? O boşluk doldurulmur, getirdiği zaman da yapılmayıptı bu. Hı-hı. Siz direkt cevap verebilirsiniz. Yani bunu ilkel bir aşağı alması lazım. Bir bakalım o zara haradaydı, ögüdeydi, arkada bizde cüb var. Belki de cüb içine girip o cübten böyle bir hissedir ama yani bir halli de var yani. Gali o ege zer'iyse, ege her neyse. Ona göre bir hal ol. Ama böyle bir hale burnuna su geldi, o şey geldi. Galiba o yani cübünden bir problem var. Evet. Yani belki de yani zara şey içine olur yani böyle şeyler olur. O zaman ki her zaman diyor ki iyi yerde seçmek daha doğrudur. Sanırım bir telefon bağlantısı da var mızda onu alacak. Alo. Alo. Alo bay buyurun. Doktordan konuşuram. Ha buyurun doktordan konuşuruz zaten iyidir sizi. Ay babam da. Benim şekerim var. Bay. Ne desem doktor eysen babam? Sağ olasın ablam. İyi siz buyurun. Sağ olasın. Benim şekerim var. Zatım da var. Dişlerim düşürü, bes kökler kallı doktor. Hı hı. Ben. Sağ olun hanım. Halli nerede? Bunun halli çözümü var bizde. Yani kökler kağıdı, dişler düşürü. Bunun çözümü nerede sizden sonra? Yani bizde yani şeker hastalığı biraz kemiğe, sümüğe yani her zaman zararlı olur. Diş çabalama başlar, düşmeye başlar. Geçtikçe vakit, ömürde oldukça bu hastalık biraz şeyi fazla oldu, ilerlemeye başlar. Komplikasyonlar da artar. Evet. Onu yani halle aynen ya bir çekecek özlerin takım yapacak, yoksa da yani. Bir... Kök, yani bu doğru bir şey mi acaba? Kökler çıkması yazıyor. Evet çünkü bu şeyler, kemikler çekilir arkaya şeker hastalığı yüzünden. Bunda biraz özüne makayet olması lazım, her zaman dişine... iyi baksın, fırçalamak. Ama yani bazı işler de var. Mesela kemik çekilmesi bu hastalık yüzündendir. Yani şeker hastalığı böyle yapar. O kökler peki ne yapılır? O kökler kalır. Mesela kalır. Yani çabaları, çabalamırı ona göre bir halleri yapılır. Kalsa yine implantation yapabilir. Kalsa yani çabaldığı zaman geri çekilsin. İmplant da onda. Şeker hastalığında özel implantlar var. Özel yollar var implant. Yani bizim bu normal implantlarda biraz sıkıntı var. Şeker hastalığı için. Onun da bir özel implantlar o var. O özeller normal. Hastası. Bir şey zarar vermez özellikle. Yok. Şeker hastası implantıdır. Bir sorun yoktu demek. Yok. Peki o yaralanma, diş yaralanmasında içten yaralanma bir şekilde bizim bilirsiniz ki şeker hastalığı yaralanmada hemen hızlı bir şekilde bir healing yoktu. Yani bizim iyileşme demek. Hı-hı. O zaman ne olacak? Yani şu anda biz ağız içinde böyle küçük bir şeyler, yaralar olduğu zaman o bir önemli bir şey değil. O iyi olacaktı ama bizde mesela diş çektiği zaman kan durması, iyileştirme biraz geçleşir. Onun da doktor diş çektiği zaman onun da protokolları var, evet. Yapabilir. Onlar hatta bir komplikasyon yapmasın. Evet. Son zamanlarda da bizim son saatlere geldik zaten. Son sorumuz da sizden sonra. Çok güzel bir programıydı zaten. Çok sağ olun bu arada. Son soru ki bu çocuklarda bir dişleri yeni çıktığı zaman bir şeyler kullanırlar. Böyle hani dişlerini iyileştirmek için bilirsiniz ki bunu ağza koyuyorlar. Mesela biliyorsunuz yani hani olduğunu tam olarak anlatamadım size ama siz anladınız. Bunu sorurdular. Bizim normalde sokak dilinde adla dediler özünde bunu sordular bizden. Bir Arap seyircimiz sordu. Onun ne kadar iyi olup olmadığını, faydalı olup olmadığını sordular. Yani biz dediğimiz iyi bir madde olduğu zaman bilmedin nedir, doktor yazmadı, kullanma özün. Çünkü o bir tıbbi madde olmayacaktır. Tıbbi maddeler var mesela biz diş çıkırı, dişe biraz yardım eder çıkmağa. Hatta yani eti yırtıp. Israrak bizim dişlemek dediğimiz hı-hı. O konu ne kadar doğrudu? Yani çocuk şey yaptığı zaman. Ben çocuk yeni dişler çıkarttığı zaman. Şu anda şeyler var, bu normal, bu biz diğer dişlediği şeyler var, bu rabar kimin şeyler var. Şu awareli, onu dişleye biraz ağrını da azlaştırır. O daha doğrudur. O daha doğrudur. Biraz yani mesela lidokain de çocuk malı var, vurulabilir, ona biraz inciğini ağrını azlaştırsın. Ama bu atlar işleri biraz
Doğru deyik. Uzaqlaşma aynen. Lazım. Çox təşəkkür edirik bizimlə bugün katıldığınız üçün. Çox güzel bir proqram geçdi. Həmən hızlı bir şəkildə. Çox renk katıldığınız. Umarım faydalı olduq biz də sizlərlə birlikdə. Son cümlələriniz alaq. Mən çox təşəkkür edirəm sizi bugün mənə almaq için bu görüşməyə. İnşallah millətimiz də istifadə etdi. Hər zaman dediğim kimi dişlərinizə iyi baxın. Fırçalamağı gündə doktora müracaat etmək devamlı. Bir problem gördüğünüz zaman hemen müracaat yapın. Çok teşekkür ederim sizden de bir gün sizinle olmağım için. Saygım, teşekkürlerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bugün de programın sonuna geldik. Bugün diş hakkında konuştuk, diş sağlığından. Umarım sizlere birazcık olsa da faydamız olmuştur. Gelecek programda farklı bir hastalıktan bahsedeceğiz. Farklı bir doktor misafirimiz olacaktı. Bizler bekliyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.